Merhaba arkadaşlar. Size ilk başta yaşadığımız çevreyi tanıtmak istiyoruz. Bu bölge Paris'e 1 saat uzaklıkta arabayla ve 41 kilometre uzaklıkta. Seine-et-Marne 77 bölgesine ait Nandidi'yiz. Genelde buralar yeşillik, bayağı yeşillik var, bayağı orman bölgesi. Sen nehrine bayağı yakın, yani yürüyerek bir 40 dakika falan uzaklıktayız. Gördüğünüz gibi sakin ve şu an futbol sahasının kenarında geçiyoruz. Buradadır hemen, sol taraftan. Cumartesi. Evet, bugün cumartesi ve genelde çalışmıyorlar. Biz de bugün çalışmıyoruz. Bir futbol maçı var. Evet, genelde maçlar burada cumartesi ve pazar oynanıyor. Diğer günlerde genelde antrenman günleri. Küçük bir maç çekebilirsin. Güzel. Evet, aslında oraya gidip bir ufak biraz çekim yapabilirsin. Evet. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi hoş geldiniz FC Nandi yazıyor. Bienvenue FC Nandi. Genç çocuklar oynuyor. Galiba bunlar bence 11 yaş. Burada U11 diyoruz. Yani 11'den büyük olmayan çocuklar oynuyor. Böyle bir çevremiz var. Karşıda da tenis sahası var. Buraya doğru dolaşalım. Biraz buraya gösterelim. Sonra devam edelim. Ben tenis çok seviyorum. Seyretmesine de bayılıyorum ama bugün şansıma tenisçiler yok. Evet, tenisçiler genelde hafta içi saat 6 gibi geliyorlar. Evet. Sporunu yapıyorlar. Genelde öyle. Buradan gidelim aşkım. Görüyorsunuz, Tennis Club Senar Nandi. Bu bölgenin ismi. Genelde burada tenis ücretleri bayağı yüksek. Yani genelde durumları iyi olanlar çocuklarını tenise yollayabiliyor. Ama futbol için öyle değil. Futbolda hatırladığım kadarıyla 200 euro, 220 falan ücret istiyorlar. Lisans, amatör lisans için. Yıllık lisans, gençler dahil. Böyle bir tenis, ufak bir tenis şeyi var, sahası var. Ne olur? Evet, antrenör bayağı kızıyor. Trener baya bağırıyor. Baya bağırıyor yani. Az da değil. Nandi
ve diğer takımı bilmiyoruz kim. Kim olabilir acaba? Kesin bu bölgenin gençleridir. Arkadaşlar burada da böyle bir taş var. Bu belediye başkanı yani 1983'ten 1998'i çalıştırmış belediyeyi. Şu an böyle bir yere geldik. Burada da gördüğünüz gibi böyle ufak orman içinde gidecek yollar var. Yürüyüş alanı olarak geçiş. Burayı da size göstereyim. Yani genelde burada bu tarz yerler çoktur. Böyle biz bunlara eton diyoruz. Eton galiba yanlış bilmiyorsam Türkçe'de su birikim. Ama bilmiyorum bu artık doğal mı yoksa yapay mı? Bilmiyorum. Yapay da olabilir, doğal da olabilir. Ama bayağı sihirlendiriyor. İçeride evet. Yaş günü kutlaması yapıyorlar. Bu bina yaş günü mü yoksa cinsiyet öğrenme partisi mi? Evet. O... Daha çok ona benziyor. Bu bina konservatuvar. Yani müzik konservatuvarının arka kısmı. Fransa'da genelde her belediyede yaklaşık her belediyede konservatuvar, müzik konservatuvarı bulabilirsiniz. Ve ücretler bayağı düşük. Durumları olmayan aileleri için de bayağı uygun fiyatlar yaptırıyorlar. Tabii ki de o da geliri, yıllık gelirine göre hesaplanıyor. Ve bayağı düşük ücretle çocuğunuzu konservatuvara yollayabilirsiniz. Her çeşitli yani müzik aletleri de var. Bayağı güzel. Benim kardeşim de gitmişti. 6 yaşından 14 yaşına kadar violon. Violon Türkçe violon da aşkım. Gitar ve keman. Ha keman. Evet. Yok. Keman da şeydi. Piyano. Piyano. Evet, keman da piyano çalıyordu. Keman piyanoyu sonra 3 sene bırakmadan 3 sene önce şey yaptı. Oynadı. Burada işte onu da bıraktı. Evet, dinliyoruz aşkım seni. Durumu yani bayağı iyi olanlar piyano kursuna, keman kursuna gidebiliyor. Ama normal gidenler de biraz var da çok fazla değil tabii ki. Ama buradaki yeni gelmiş biri olarak söylüyorum. Buradaki sistem ve haklar gerçekten çok güzel. Keşke burada doğmuş olsaydım diyorum. Yani memleketimi, ülkemi çok seviyorum fakat yani sistem çok farklı. Doğru, burada yani imkanlar daha yüksek. Ben okumak isteyen biri olarak, ne bileyim, konservatuvara gitmek isteyen biri olarak yapamadık biz. Öyle işte. Teşekkürler aşkım bu konuşman için. Arkadaşlar bu da bu bölgenin anaokulu. Yani böyle ufak ufak diyerken baya büyük aslında. Böyle büyük bir bina. Kaç yaşına kadardı anaokul? 5 yaşına kadar.
5 yaş değil mi? 5 mi 6? Ha, gerçi 5 yaşından 5 yaşına kadar anaokuluna gelebiliyorsun. Aşkım aslında burada 6 yaşına kadar gidiyorlar. 6 mı? 6. Burada 3 ile 6 arası. Yani 2,5 yaşında eğer anne çalışıyorsa belli şartlar galiba gerekiyor. Ana sınıfına vermek için, yuvaya vermek için. Çalışan anneler genelde verebiliyor 2,5 yaşını geçmişse. Normalde de 3 olması lazım. Yani o yönden çok iyi. Çalışan kadınlar çocuklarını bırakıyor, rahatlıkla gidip çalışıp gelip sonra akşam çocuğunu alabiliyor ya da işte eşi gelip alıyor vesaire vesaire. Bu yönden çok çok iyi. Bir de akşam gelen aileler için saat 6'ya kadar şey var, bakım yeri, yani çocuklara bakıyorlar. Evet. Yuva, biz ona yuva diyelim. Evet. Eşimin Türkçesi çok iyi değil. Siz evet, Türkçem çok bozuk. Anlayış gösterin lütfen. Aynen. Benim de Fransızcam. Lütfen yorumlarda beni çok kötülemeyin. Yani yerden yere vurmayın. Evet, yoksa ben de sizi Fransızcayı olarak eleştiririm. Diyelim sizin de Fransızcanız ne kadar acaba? Bu iş iyi olmadı. Kesersin aşkım. Aynen. Kesersin. Peki de kesmem bakalım. Bence kesin. Kes. Böyle yavaş yavaş bir parka doğru. Yani bu bölgenin belki de en büyük parkı olarak sayılır. Ama bayağı göreceğiniz yer, yani gibi yerler bayağı var burada. Böyle boş alan, mangal yapabilirsiniz. Oturup sadece parti yapabilirsiniz. Aynen. Kutlamalar da genelde oluyor. Doğum günleri, nişan, düğün. Yani insanlar getirip kuruyor oraya. Müzik faaliyetlerini vesaire vesaire, danslar manslar. İleride yazın çekeceğiz inşallah onları da size. Şimdi de başka bir BC'ye geldik. Burası da Savigny Le Temple. Nandi Savigny Temple birleşik. Burada da gördüğünüz gibi rugby sahası var ve futbol sahası da ileride. Şu an oynuyorlar yine. Bugün maç günü. Burada da orman. Yine çevremizde var. Ve karşıda size biraz önce bahsettiğim park. Bakalım beğenecek misiniz? Bu parkta özellikle dikkatimi çeken bizim Türkiye halkı buraya çok geliyor. Akşam üzeri özellikle çocuklarını parka getiriyor. Çocuklar eğlenirken onlar çay, börek vesaire keyfi yapıyorlar, kadınlar özellikle. Erkekler de hafta sonları katılıyorlar. Sosyalleşiyorlar. Bu açıdan güzel. Güzel bir durum. Hafta içi de görüyoruz. Hafta içi de genelde kadınları görüyoruz. Evet. Çocuklarla beraber. Çocuklarla beraber. Çünkü çocukların oynayacağı yerler var. Etkinlik yapacağı yerler var. İleride onu da çekeceğiz size. Burayı ben de çok seviyorum. Özellikle burada erikler var. Evet. Yeşil erik çok sevdiğim için kütür kütür erik yemeye geliyorum buraya. O bayağı bol oluyor buralarda ve ayrıca burada kuğular var. Kuğuları da çok sevdiğim için onları bol bol çekmeye geliyorum bazen. Öyle. Bu alan çok büyük. Hemen bir göl de var. Acaba bu göl yapay mı? Yoksa doğal mı? Sanmıyorum. Yapay olduğunu sanmıyorum. Yapay olsa kururdu. Çünkü yazın o sıcaklara rağmen hiç kurumadı. Doğal mı? Suyu azaldı ama hiç kurumadı. Bence. Yani bayağı büyük bir göl. Bir de çok var. Çok çok fazla. Aşırı çok var böyle göller.
Biraz da suları, nasıl söyleyeyim, suları yeşilimsi. Kirli gözüküyor. Yani yeşilimsi, şu böyle an arkadaşlar. Siyah gerçi çok sanki. Su siyah gözüküyor ama daha çok böyle yeşilimsi. Bir de burası ormanın içinde olduğu için belli zamanlarda suyun yüzeyi hep polen. Yani suyu göremezsiniz, bildiğiniz polen görürsünüz. Onu ben çekmiştim, fotoğraflarımda var. Eğer bulabilirsem. Karşıda gözüküyor zaten. Göstereceğim size. Bilmiyorum kamerada gözüküyor mu ama karşıda. Sol tarafta. Bakınız burada gözüküyor polen. Burası evcil hayvanları olanlar için de çok iyi. Hayvanları bol bol gezdiriyorlar burada. Evet, genelde burada. Evet, bir balıkçı tutuyorlar. Wow. O kuşun ismi bilmiyorum. Balıkçı kuşu mu? Ne kuşu mu? Ama ben o kuşun ismini yalnız kuş koymuşum. Çünkü çok yalnız kuşlar. Hep tek görüyorum, tek başlarına. Yani bir işleri, bir aileleri yok galiba. So? Onlar bonjour diyor, biz bonsoir diyoruz. Saat kaç ki? Aslında bu saatte normalde bonsoir deniliyor ama. Saat kaç? Saat 16.45. Tabii ki de bir saat sonra bonsoir deniliyor. Onlar haklı. Fransa'da genelde herkes herkese merhaba, bonjour söyler, bonsoir söyler. Ah evet, tanısan da tanımasan da selam verirsin. Evet, bu yanlış anlaşılmıyor yani. Yani yanlış anlaşılan bir durum değil. Koşarken biri gelip sizi tebrik edebilir. Evet. Bu bir laf atmaya da taciz olarak sayılmıyor. Vesaire vesaire. Size bir olay anlatacağım. Ben Türkiye'de bulunuyordum. Ve dışarıda birisine merhaba söylemiştim. Ve bana tuhaf bakmıştı. Yani Türkiye'ye ilk geldiğim günler öyle sorun yaşıyorum. Tanışıyor muyuz demiştik galiba sana. Evet yani. Sana öyle demiştik galiba. Ne alaka merhaba söylüyorsun bana gibisi. Evet. Benim de tuhafıma yani gitmişti ama ilk günlere yani, böyle sorunlar yaşıyorum. Yani dostlar neredeyse dayak yiyecekmiş. Çok kötü bir durum. Evet yani orada kötü bir şey yaptığımı da düşünmedim. Yani bir de sadece yanında bayan merhaba olduğunu düşün, eşi veya kız arkadaşı. Vay efendim bu sefer de şey derdi, sen benim kız arkadaşım ama merhaba dedin. Kavga olurdu. Aa burada yoksa bu ölmüş mü? Bakayım, yok bu aynı tarzda. Bakın size şöyle göstereceğim burada. Şimdi polenler. Polen mi desem? Burada kullar sorun yaşamış artık, bilmedim. Baya tüylerini kaybetmişler burada. Harika bir manzara buradan gözüküyor. Karşıdaki evlerde özel. Harika şınanlar. Kullar toplantı yapıyor şu an. Yaşadığımız bölgede bayağı kuğu bulabilirsiniz. Yani belki kaç tane? 15 tane, 15'e yakın var galiba. 15, 15'ten belki de daha fazla bulunuyor. Şu an çok sakin gözüküyorlar. Dinleniyorlar büyük ihtimal. Bayağı güzeller. Çok yaklaşmayayım. Sorun yaşayabilirim yani. Öyle bir çevremiz var. Sık sık böyle oturacak yerler, çöp yerleri,
Gördüğünüz gibi karşımızda bir abimiz balık tutuyor. Ama bu balıkları yemek için değil. Keyif olarak tutup için. Geri bırakıyorlar. Evet, keyif için tutuyorlar, yani bırakıyorlar. Evde yemek için değil. Yerler var mı açıkçası bilmiyorum, hiç denk gelmedik. Bak şimdi diğeri yapacak. Ben seni aşkım sen burada sen burada şey yapabilirsin. Böyle spor aletlerini deneyip bize gösterebilir misin lütfen? Şu an yapma. Neden? Şu an. Gel göster. Ha? Yok bak böyle çeşitli şeyleri göster. Şimdi buradaki Stewart yani dışarıda spor yapma fırsatınız var. 19 yaş üstü olmanız lazım. Ve ne diyorlar? Dikkat edeceksiniz sağlığınıza. Yanlış bir hareket yapmamak için. Baba küçük kıza bak lastiği nasıl kaldırır. Burada da gördüğünüz gibi acil numara da var. Yani bir sorun olursa bu acil numarayı arayabilirsiniz. Allah. Evet. Boy 1 metre 1.40 ve kilo 1 kilo 120 kilodan fazla yapamazsın. Bak burada yazıyor. Bakın. Yaş, boy, kilo. Boyun 1.40 olacak. Yani böyle yerler olması çok iyi çünkü spor salonları genelde Fransa'da 20 euro falan. Aidat. Baya pahalı yani. Burada da gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu abi 40 yaşında. Ve bakın. Formuna bakın. Bu da arkadaşları. Beraber yapıyorlar. Acaba biz de 40 yaşında böyle olabilir miyiz? Senelerce spor yapmış. Arkadaşlar bize Joe'ye gösteriş yapacak. Aynen sizin için gösteriş yapıyor. C'est vraiment dans la tête plein de trucs. C'est super important. Par contre, si tu as donné à 100% avec le cerveau, je ne sais pas, c'est normal. D'un moment, 100%, tu ne peux pas le dépasser. Arkadaşlar, bayağı hızlı geliyor. Harika.